arkadaşlar manşete atar mısınız? Makarna torbasında telefon bulmuş. Peki sen o telefonu tesadüfen mi buldun? Ben aradım abla. Hı. Ben aradım. Evin her tarafını aradı. Evin her tarafını aradım. Makarna torbasının içindeydi. Zaten bir ama sefer... iyi bulmuş. Benim aklıma gelmez makarna torbasının içine abla, bakmak ben, yani. Bak makarna 5 kiloluk var ya abla. Evet. Ben 5 kilo alırım. Öyle paket almıyorum. Yani peki depolu çalışıyorsun. Evet. Yani şey yapıyor. Yedekli çalışıyor. Güzel. Ağzı bence açık, de güzel. İyi yapıyorsun. Ağzı açık abla. Şu Allah'ın işine bak. Azıcık ucu siyah şey gibi göründü. Ben şöyle elimi avuşturdum attım telefonun içinde. Ne yaptın onu görür görmez makarna torbasının telefonu görünce? Dedin eyvah bu beni aldatıyor mu dedin? Aynı evde değilsiniz hep o zamanı karıştırıyorum. Yok, hayır, zaten bir araya geliyorsunuz abla, sürekli bir karışık. Didem abla zaten ben balkonda eve girdiğim an bir sefer Ayşe'nin telefonda Ayşe'nin 2-3 gün 2-3 defa öğlen ben işaretten geliyorum. 12'de 1'de gidiyorum. Tamam, bakıyorum yemek yok, Ayşe ortalıkta yok. Ayşe Walkman kulağına koymuş, pijama çekmiş. Yeşillik var Manisa Turgutlu. Kulaklığı kulağında boyatmış ağzını yüzünü. Bir ben de arıyorum sağda solda arıyorum sağdan solda arıyorum bir bakayım tak geliyor evin içine. Yani ben ailesini özür dilerim kulaklıkları takıyor. Heh. Altına eşofmanı çekiyor. Makyajını da yapıyor. Heh. Eşofman mı pijama mı? Eşofman. Eşofmanı çekiyor, kulaklık takıyor. Evde çocuk var mı? Çocuk yoktu o zaman. Ha, peki nereye gidiyor Ayşe? Özür dilerim. Hamileydi o zaman büyük oğlumla. Ha, nereye gidiyor Ayşe? Yeşile'ye gittim canım sıkıldı. İyi de benim yeşillik yemek... neresi özür dilerim? Benim çayır evim, mı? Yeşillik böyle park alanı, yemyeşil, yeşillik evet, alanı. Güzel, ne yapıyor orada parkta? Canım sıkıldı oraya gittim. Makyajlı. He. Şimdi ailesiyle de görüşmüyorum. O zaman barışmadım. Benim ailem gidip de Ayşe'nin kapısına... Ya sen ailesi... Abla, bak şunu da altını bir çizerek söylüyorum. Bir dakika, sen ailesi ona bir şey yapar diye mi affettin aldatmalarına göz yumdun? Yani ailesi benim bu çocuğumun annesini yani Allah korusun başına bir şey getirebilir, canına kıyabilir diye mi sen affettin? O yüzden mi yanında tuttun? Ha. Amacın o mu? O yüzden mi tuttun? Ha. Ben söyleyemiyordum ama Allah razı olsun siz dile getirdiniz. Bir de bak ben Ayşe'yi kaçırdıktan sonra benim 4 tane abim Ayşe'nin kapısına gitmedi. Hala da 3 tane abim benimle konuşmuyor. Ya özür dilerim ama Ayşe senden önce evlendi mi hiç? Evlenmiş mi? Kaçmış birine kaçmış, yaşlı bir adama kaçmış öyle diyorlar. Yaşlı bir adama. Yani abileri de bir, ailesi abla, de bir onunla... Bir şey de var ekranda söylemek istemiyorum. Daha sonra ben iletirim onu. Ama bak kızının velayeti söz konusu. Heh. Ekranda ben sesimi... Tamam gel bir kulağıma söyle müzik verseniz arkadaşlar. O sırada müzik ekranda olsun. Bir bekle müziği verdiler mi? Ya, tabii bunu söylemeyelim. Tamam yani ama şuna gelelim. Sonuçta Ayşe'nin farklı bir hayatı olmuş. Sen birçok şeyine göz yummuşsun çocuklar yüzünden. Ama maalesef hep şunu söylüyorum. Yani zaten 3 tane güzeller güzeli evladım varmış. Ya bir tane daha Ayşe'den çocuğun olmuş. Bak şu anda sonra da 2 tane daha çocuk yapmışsın. 6 tane çocuğun var gözünü seveyim. Yani inşaatlarda çalışıyorsun, işçisin. Hem maddi olarak onlara bakabilecek gücün de çok fazla yok. Yani anladın mı? Multimilyarder değilsin. 6 çocuk yaptın onlara da bakabilmelisin yani. Onlara bir gelecek de sunabilmelisin. Hiç onlar ortalıklarda yok. 6 tane çocuk olmuş. Bu sefer Ayşe ortalıklarda yok. Sen nasıl bakacaksın o çocuklara? Hadi Ayşe'ye vermeyeceksin diyelim. Bakabilecek misin 3 tane çocuk? Ben bakarım Didem abla. Ha? Ben bakarım. Bakarsın. Bakarım ben. Vallahi bakarım. Ben bakarım. Benim bak Didem abla belki ya ben anladığım kadarıyla anneler o çocukları almayacak. İstemeyecek. Ya kızın velayetini istemesi de manidar olduğunu söylüyor Fatma. İlk eşin. Yani kızın velayetini istiyor çünkü ya kıza çok düşkün ya daha sonrası o kız çocuğu ile ilgili kötü planları var. Erkekleri istemiyor. Niye istemiyor insan? Çocukları niye istemez? Bir insan vallahi... çocukları niye istemez sevgili izleyiciler yani? Neden istemez? Vallahi ben de çözemedim Didem abi. İki oğlan sünnet oldu. Birer yıl arayla ne yaptım? Hastaneye gelmedi. Şimdi anneleri Fatma olmadığına göre 2 tane çocuk benden yani ben onların annesi ben değilim diyormuş. Evet. Ya Fatma onun üzerine yazdırdınız ya siz yalan hayır, söylüyorsunuz. Hayır, 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 ya hayır. Ya da çocukların babası başkaları. Hayır hayır. Didem abla zaten o zaman çocuk doğar doğmaz aynı günde çocuğunun nüfus kaydını Ayşe Özdemir, Metin Özdemir anası diye geçiyor. Başkasının ismine yani değil. Doğum raporları büyük çocuk mu? Büyük çocuk kaç yaşında? Yani Ayşe'den olan. 10 yaşında. Ayşe'den olan. 10. Evet. 10 yaşında. 9 yaşında. Diğeri 9 yaşında. 9 yaşında. Ya bu 2 tane çocuk sen DNA istiyorsun ama senden olmama ihtimalini bir baba aşağı yukarı bilir bak. Do
Doğru söyle bana. İki çocuk başkasından olabilir İrem mi? İrem abla vallahi bu yani yazık ben buna ya. Ayşe artık ne diyeyim bilmiyorum. Yani insan da diyemiyorum. Yani bu bunca şeyi arkamda dümenler çevirmiş, bunca şey yapmış. Ya küçücük çocuğum şey vardı abla sizin otelde. Sen biliyorum ben anladım ne olduğunu söyle bana. Hatta götürdüler konuşturdular çocuğu. Hı. Çocuk ne diyor abla? Annem diyor falan kesi eve getirmeseydi ben annemi severdim diyor. Onu da Metin mi söyledi? Git de bunlara söyle diye. Ya vallahi şöyle söyleyeyim. Senin kız çocuğunun otelde sevgili izleyiciler 5 mi 6 yaşındaki kız 5 yaşında mı senin kızın şu anda? 4 yaşında. 4 yaşında mı? 4 yaşında maşallah. Dili. Ama tamam da 4 yaşındaki çocuk kız çocuğu senin inanılmaz küfürler ediyormuş. Çok bayağı bir yani özür dilerim ama bıçak çekmekten bahsediyor. 4 yaşındaki bir kız çocuğu bundan bahseder mi? Bıçak çekmekten bahsediyormuş. Didem abla ben de nasıl onu olur ben yani? De onu demeye çalışıyorum. Ben diyorum bir gün lokantada işi bıraktım. Ben geldim şu kadar kar vardı. Yemin ediyorum ya bağlansınlar abla söyle ama bağlanmıyorlar söyle. Kimse. Geri dönüş yapmıyor. Komşularım söylesin. Sen söyle ne olmuştur? Ben geliyordum. Bu kadar kar. 3 çocuk karın içinde oynuyordular. Anne nerede? Evin arka tarafında. Bir şey diyemiyorsun. Bir tokat vurduğu zaman hemen soluğu şey vuruyordu. Nasıl, çocuklar o... nasıl karda uyuyorlar ya? Dışarıda abla karla oynuyor. Fırtına fırtına. Eşortman ya eşortman takımıyla çocuk dışarıda oynar mı ya? Anne Ayşe nerede o sırada? Ne yapıyor? O sırada evin içinde. Yine kulaklık makyaj mı yapmış o halde mi? Bilmiyorum abla kapıyı çalıyorum ne oldu? Yeni uyandım. Ya 4 yaşındaki bir kız çocuğu böyle şiddet kelimelerini kullanıp kesici bir aleti kullanmaktan bahsedip küfür eder abla, mi kız çocuğu yani? Didem abla o küfürler nerede? Didem abla küfürler ben üzülerek söylüyorum. Bu küfürler karşı tarafla telefonla konuşurken bunlar hep yoldan çocuk da duyuyor ezberliyor tabii ki her şeyi. Şimdi ben olayı takip edeceğim o kız çocuğu için. Didem elimden abla, geleni burada yapacağım. Bir şey söyleyeceğim abla. Söyle onu da söyle. Burada seni evlatlarına bir şey söyleyeceğim. Ben burada Ayşe'nin annesine seslenmek istiyorum. Seslen. Yeter artık diyorum. Ha, bir dakika bir dakika. Ayşe hattaymış. Ayşe telefon hattındaymış. Ayşe sonunda yayına bağlanmaya kabul etmiş. Hayret yani. Ayşe hatta mısın? Her şey yalan ablacığım. Ben böyle şeyleri göz yumamam yani. Yalan. Ne yalan? Ne yalan? Hangisi yalan? Teşekkür ederiz. Ablacığım kocaman orada söylediği her şey yalan yani. Yok çocuklar dışarıya çıkartmışım da. Evet. Yok ben içeride makyaj yapıyormuşum yal, da. Ya, yalan yalan konuşma. İnişten medeni diyor. Ben diyor saat 4'e kadar diyor. Senin çocuk ailen, diyor. Çocuk yalandı. Sen ya terbiyesizlik ama doğru konuş doğru. Doğru konuş. Senin doğru ailen konuş. Yalan. Sen mi hasiyetlisin? He? Sen mi şereflisin? Tabii ki. Çok ayağını Metin, Metin. Bir dinle. Ama sonuçta sen boşalmak istediğin için bazı sorulara yanıt vermesi lazım. Tamam kızgın Didem olabilirsin abla. Bir dakika ama benim onu dinlemem lazım. Benim onu dinlemem lazım. Tamam mı? Bir dakika dur. Sakin olacaksın yani.